Arkadaşlar böyle de bu şekilde tığımızda. Merhabalar arkadaşlar. Rengarenk Hobim kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün ne yapıyoruz? Bugün fen bilgisi performans ödevimiz var. Evet. Onu yapıyoruz ve konumuz paraşüt. Paraşüt nasıl yapılır? İlk duyduğumda aa dedim. Bugün çocuklar bahsetti böyle yolda. Allah Allah, paraşüt nasıl yapılırmış acaba? Hiç de duymamıştım. İlk defa hani kendimiz yapabilir miyiz? O anlamı duymamıştım. Bir araştırdık, baktık ve çok kolay, çok güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Var. Malzemeleri de çok basit. Hani sadece renk için bir tane şey aldık. Evet, renk için evet yani. Birçok şey evimizde evet. Bulunabilen malzemelerle ve çok basit bir paraşüt yapacağız arkadaşlar. Sizlere de örnek olsun, fikir olsun anlamında biz de bir video çekelim istedik evet. Kızımla. Evet, başlayalım şimdi. Evet, malzemeleri tanıtalım şimdi. Evet, istediğiniz renkte çöp poşeti. İp mümkün olduğunca ince olsun arkadaşlar. Ağır olmasın ve bu şekilde ben bir domino ip tercih ettim. İstediğiniz renk olabilir. Tabii ki. Bir tane kapak ucuna şey yapacağımız için zaten görürsünüz. Şöyle ortasını değerli annem. Böyle istediğiniz renk olabilir yine. Makas kesmek için kullanacağız. Büyük yazan keçeli kalem, tahta kalemi de olur fark etmez. Tığ ya da herhangi bir metal parçası olabilir. Bu şekilde bir alyan da olabilir arkadaşlar. Tığ her şey olabilir. Bunun adı bir aynı boyutlarda olabilmesi için bir delik açacağız. Onu da göstereceğiz sizlere. Ama arkadaşlar hani annem şunları gösterdi ya. Bunları hani tek başınıza yapmayın. Annem evet. Yapacak bunu. Neden? Zaten. Tehlikeli olduğu için çocuklar yapmasın. Annelerimizden, babamızdan yardım isteyelim. Cetvel daha büyük de cetvel olabilir. Biz yani, aslında evet. Şöyle bir şey yaptık. Bu uzun bir cetvel aradık ama uzun cetvelimiz kırılmış maalesef. Ben bu mezura yardımıyla ölçtüm. 35 santim. Hı hı. Şuraya geliyor arkadaşlar. Bir mezura yardımıyla ölçtüm. Bu boyutlarda da ipimizi kesmek için evet. Bu ölçüyü kullanacağız. Boyutu 30-35 santim. 35-40 santim. Aynen 40 de. Santim. Evet herhalde. Biz de 35 santim tercih ettik. Bu şekilde bir sürpriz yumurta oyuncağı. Siz mandal yapabilirsiniz. Mandal yapmışlar çok güzel. Evet. Çok hoş olmuş. Böyle ama minik, hafif de ağır bir sempatik bir oyuncak tercih edebilirsiniz ben arkadaşlar. Ben şu yüzden bunu tercih ettim. Hani çoğu kişi yapacağı için, herkes yapacağı için karışmasın diye. Evet, hem oyuncaklarımız karışmasın. Kimse de olacağını düşünmüyoruz. Çünkü benim çok önceden sürpriz yumurta oyuncak koleksiyonu gibi bir sürü oyuncağım var. 20 milyon tane oyuncak. Onlardan bir tanesini seçtik arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bunu açınca yuvarlak çizeceğimiz için büyük yani ne kadar büyük istiyorsanız o kadar şu tarafıyla yapacağız? Şu tarafıyla. Büyük kısmını kullanacağız. Bir leğen olabilir. Pergel küçük geleceği için biz böyle bir leğen tercih ettik arkadaşlar. Evet. Şimdi kameraya yaklaştıralım ve çizmeye başlayalım. Evet. Tabii tütsü olmadan olmaz, bir tütsümüzü yakıverelim. Yani eğer Rengarenk Hobi Evim kanalındaysanız tütsüz video geçmez. Evet, illa ki bir tütsü olacak. Böyle mis gibi. Çok güzel kokuyor bu. Ama koku yayacağız. Bu arada arkadaşlar tütsünün şeyi lavanta. Evet. Evet, merak edenler için. Sadece beni lavanta rahatsız etmiyor. Diğer kokularda birazcık kokulara hassasiyetim var. Işık yerlerden yaktım. Sana da hop, bak şu şekilde yapalım. Bu neden daha fazla yandı? Evet, o biraz yaramazlık yaptı bize. Şöyle yapalım. Tamam, hemen bunu alalım bu kısmı. Şimdi arkadaşlar en başta şu çöp poşetini. Dediğim gibi istediğiniz renk olabilir. Hiç fark sıcağım, etmez. Sıcağım. Aynen. Kesin bu. Şu kısmını. Evet, şuraya. Şu kısımdan kes anneciğim böyle. Tamam. Evet.
makasla yapıyorum ki ütü izi gibi olsun. Kağıtlarda origami de yaparız ya. Ütü izi gibi olsun. Kenarlarından daha güzel olur. Kat vermek amacıyla. Sekiz parçaya bölüyoruz. Evet. Şu orantısız kısmını şu şekilde ben bir makasla düzelteceğim yine. Evet. Şimdi tam ortalı anneciğim. Ortalama evet. Şimdi şurayı da ortalayalım. Videomuzda da. Hı. Evet. Doğru mu yapıyorum? Evet. Katla yine. Şöyle yapıyorum. Tam ucundan şey yapmaya çalıştım. Ucuna bir denk gelsin. Orayı ben tutayım. Sen şurayı şöyle düzelt. Önce bir elini düzelt. Hayır. Önce elini bir düzelt. Direkt ütü yüzü yaparsan olmaz bebeğim. Tamam. Aferin. Sonra şöyle yapıyorum. Oradan değil. Bak istedim sana. Tamamen oradan yapmana gerek yok. Sadece şuradan şu şekilde kenardan yapsan yeterli. Sen yine katla. Ben ütü yüzüne yardımcı olayım sana. Tamam. Evet. Şimdi bir tanesini kesici alyanla deneyeceğim. Bir tanesini de tığ ile deneyeceğim arkadaşlar. Hangisi daha güzel olacak? Evet. Noktasını ben koyayım. Evet. Arkadaşlar tek tek bunu açıp tek tek nokta koymak yerine şeye geçmez değil mi? Altına bir şey versen olur mu anne? Yok geçmez. Geçmez mi? Tamam. Geçse de sorun yok. Şöyle büyük bir nokta. Neden onu düşürürüm? Yaptık? Eşit parça noktalar aynı yerde olmasına gayret gösterelim amacıyla bu şekilde yapıyoruz. Katlamayı o neden yaptık. Seninki büyük, benimki küçük oldu. Evet. Papağımız nerede? Kapak bende. Kapatın diyeceğim. Kalemle artık işimiz bitti. Evet, kalemle işimiz bitti. İşimiz bitenler, bununla bir işimiz bitti değil mi? Bitti. Cetvel edelim. Ha, yok şey. Bir ip keseceğiz. Şu şekilde tütsü aparatım var. Alta zarar vermeyelim diye. Hep aynı yerden olsun diye. Bu şekilde bu. Alyanlı arkadaşlar. Gösteriyorum değil mi? Bakın şu şekilde kesmeye çalışıyorum. Hatta biraz daha yaklaştırayım. Şöyle yapalım. Bakın. Dediğim şey buydu arkadaşlar. Bunu ailenizden büyükleriniz yapsın. Evet, yani büyüklerden yardım isteyelim. Kesici olduğu aynen. için bu şekilde bir tanesi de tığ ile yapacağım. Hani tığ bulmam ne olacak falan demeyin. Yine ailenizden büyükleri yapsın. Evet. Şu şekilde denk getirip tığ daha kolay oldu arkadaşlar. Annelerinizden tığ ile yardım isteyin. Tığ ile delmek daha kolay oldu. Diğeri biraz daha zorladı. Ben hangisini götüreceğim? İkisini de götürürsün. Şimdi bunları ayıralım. Şu şekilde. Makası sen al. Ben şimdi ipin boyutunu ayarlayacağım. Biz 40 santime kadar yaptık. Yok, 35 santim. 35 santim miydi? 35 santime kadar yapmışız. Çizmiştik. Nerede? Şurası. Yeşil kalemi alabilir miyim? Mavi gözükmüyor. Burayı belirtmiştik ama silinmiş. Evet. Buraya kadar yapacağız arkadaşlar. Hı. Ya tamamı da olabilir aslında. Evet tamamı da olabilir. O da bir 40-45 santim olur. Sen oradan kesiyorsun aşkım. Allah. Dur anneciğim. Ben tutayım 8. Hatta şöyle yapalım. Dur. Anne. Anne. İki tane olmuş oluyor yani. Dur. Bir dakika. Evet. Bir oradan keseceğiz. Şu aralıkta anne. Keserecek misin? Şu aralık birazcık bol olması lazım. Şuradan şöyle yapsam tamam. Olur mu? Evet. Eşit oldu zaten. Hatta. Bir de buradan. Bir de tam buradan. Elimin şuradan şuradan. Evet. Hayırlı olsun. İki tane oldu. Bundan tam 8 tane yapacağız. Bir saniye 8 tane. Bir de bana 8 tane. Yani 16 oluyor.
Ben çok küçük ayrıntılara takılıyorum. Takılma ayrıntılara. Onlar senin iş yapmanı engeller, küçük ayrıntılar. Zaman kaybına neden olur. Yani bazen ayrıntılara tabii ki önem vereceğiz ama bazı ayrıntılara da önem vermeyeceğiz. İçimiz biten malzemelerle yeni içine kaldırıyoruz. Kalemi bitti. Bunların bitti. Şöyle göstereyim. Seni çekeyim mi? Çekebilirsin tabii ki. Her şeyi, çöpünü, her şeyini leğenimizin içine kaldırdık. Evet. İçimiz bitenleri leğenimizin içine kaldırdık. Şey kaldırdı mı? Heh, tamam buradaymış. Şu suyu anne bir şey yaptı. Al. Böyle dökebilirsin. Ben de bir tane öyle şey varsa. Neyse ben suyu hallederim. Arkadaşlar ip takmak birazcık benim için zor olduğu için bu şekilde tığ yardımıyla da. Hani şuradan mı başlayayım şuradan mı? Fark etmez. Fark etmez kızım. Ben de. Biraz zor takılacak. Boş versin. Ben hallederim. Bununla çok kolay oluyor. Bir şey olmaz. Ben de takayım böyle. Bununla çok kolay oluyor. Yani. Takabildim mi? Takayım mı? Göremedim ya şey geliyor. Bakın tığ bu açtığım delikten girdiriyorum arkadaşlar. Tığ ile böyle örgü yapar gibi ipimi çekiyorum. Ay hiç yapamadım tabii ki. Yapmak istediğin zaman olmaz, yapmak istemediğin zaman olur. Bazen öyle olur anneciğim. Biraz boyutlarını ayarlayamayabiliriz. Sonra en son boyutlarını ayarlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle de bu şekilde tığımızdan hepsini geçirmeye çalışacağız. Hem deniyor. Hiç denemedik daha. Evet. İlk başta kapaklı olan deneyelim. Yani benim için deneyelim. Bırakıyorum. Yukarıya at. Ya çok güzel oldu. Şimdi bir de bunu deneyelim. Bir de ben çekeyim sen yap anne. Tamam. Nasıl yukarıya at anne öyle yap. Ay çok güzel oldu. Çak başardık. Hadi çak. Evet başardık. Evet. Şimdi arkadaşlar annem şurasından tutup atmıştı hatırlıyorsanız. Ben de şöyle bir değişiklik yapayım dedim. Şöyle tutup atacağım yukarıya. Evet. Çok güzel oldu. Bir de şöyle. Bir de ver ben atayım buradan anne. Yüksekten tamam. Atınca nasıl olacak? Yüksekten atmaya çalışalım. Yüksekten atınca daha güzel oldu. Evet. Çok yüksekten atmak lazım. Merak ettiğiniz konularda, merak ettiğiniz ödevler de olabilir arkadaşlar. Bize yazabilirsiniz. Biz size hemen araştırıp çok güzel videolarla buluştururuz. Evet. Yorumlar yazmayı unutmayın. Yorumlar yazarken like atmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ne uçurum diyoruz. Evet. Görüşürüz.